geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, sizler de ekranlarınız başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster başlıyor. Rüya Telli geliyor. Merhaba. Hoş geldin. Buyurun. Rüya Hanım, nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Şimdi daha iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım. 27 yaşındayım. Bankacıyım. Antakyalıyım. Öyle mi? Sizinle daha önce tanışmışlığımız vardır. Nasıl efendim? Oynadığımız bir dizinin 56. bölümünde anneannem oynamıştı. Anneanneniz oynadı. Evet. Habibi Neca Camii'ne yakındınız. O zaman tanışmıştık sizinle. Hangi rolde oynadı, hatırlıyor musunuz? Yani rolü neydi? Evet, kız kardeşinizin ölümünde Kur'an okumuştu. Hatırlıyorum. Sahneyi evet. Hatırlıyorum ama anneannenizi hatırlamıyorum. Kısa boylu tontiş bir kadın. Hoş geldiniz. Hoş tekrar. Buldum. Kimlerle beraber geldiniz? Erkek arkadaşım ve kız arkadaşlarımla birlikte katıldım. Kız arkadaşlarınız. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Burçin Başar ben. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Arkadaşımıza destek olmak için geldik. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Cihan Coşkun, erkek arkadaşım. Tabii iki kız bir erkek olduğunu biliyorum. Sizsiniz. Başarılar diliyorum inşallah. Hiç yoktan sonra 8. soruyu geçmeyi ümit ediyorum. Neden? Bir hedef mi var? Maddi olarak değil, sadece kendisini daha iyi seçeceğini düşünüyorum. Sizin hedefiniz nedir? Ben de 8. soruya kadar gelmeyi planlıyorum. Hem kendi gelişimim açısından. Yurt dışına çıkmak istiyoruz Cihan'la. Birçok defa tatile çıktık. Güzel bir yıldı bizim için. Daha çok tatil yapalım. Daha çok yer görelim Kaç istiyoruz. Kaç yıldır berabersiniz? Bizim ilginç bir tanışmamız oldu. Cihan çok güzel bir şekilde girdi hayatıma. 2017 yılının başında 1 Ocak günü tanıştık Cihan'la. İlginç bir tanışmamız var. Öyle hayatıma girdi. Bakalım. Nasıl oldu? Şöyle... annemle birbirimize çok kırgındık. Yılbaşı gecesi. Evet. Sonrasında 1 Ocak'ta annem barışmak için hadi gel Kadıköy'e gidelim dedi. Biz de gittik. 1 Ocak günü malumunuz her yer kapalı, geri dönmeye kalktık. Metroya bindik. Annem, ben ve Cihan. Cihan da yanımızda oturuyordu. Karşımızdaki üniversite öğrencilerinin aralarında konuşmalarına çok güldük. Yani çok güzel bir diyalogları vardı. Sonrasında Cihan böyle bir gülüşümüzden rahatsız oldu anladığım kadarıyla. Sonra biz annemle kitaplarımızı çıkarttık. Ben anneme şey dedim. Hadi artık kitabımızı okuyalım da insanlar rahatsız olmasın. Çünkü çok güleceğiz çocuklara. Ben kitabımı okumaya başladım. İlerledikçe metronun camından Cihan'ın benim kitabımı okuduğunu gördüm. Sonrasında... Ben de bir hinlik yapıp okuduysanız sonraki sayfaya geçeyim dedim. Her zamanki gibi. Cihan birden panik oldu. Sadece dikkatimi çekmişti. Benim de kitabım var dedi. Eğildi, çantasından kendi kitabını çıkardı. Trip yaptı. Trip yaptı, evet. Eğildi, kendi çantasından kitabını çıkardı. Okumaya başladı. Sonra o durağında indi. İnerken ben anneme döndüm. O kadar kitabımı okudu. İnsan bir akşamlar der diye düşündüm. Annemle konuştuk. Ertesi gün iş yerine gittim. Bütün arkadaşlarıma olayı anlatıyorum. 6 gün sonra yanlış hatırlamıyorsam yine mesaideyim. Benimle birlikte onun bir kızma olmadığını anlıyoruz efendim. Mesaideyim. Sonrasında şu an benimle birlikte katılan arkadaşım haber okuyor. Aa Rüya sen de o tarihte Kadıköy'deydin diyor. Ben ama yemeğimi yiyorum. Mesai bitti. Haber ne? Metroda gördüğü kızı her yerde arayan genç Rizli dedi. O sen değilsin değil mi? Sonrasında ben yine ama düşmedi jeton. Bir dakika. Metroda görüp her yere haber mi saldın? Yok hayır. Çünkü bir kez oldu böyle. Yılbaşı programımızdı bizim efendim.
bir arkadaşımız böyle tam benim arkamda oturan bir hanımefendiye aşık olmuş ve her yere haber salmış. Bana bile mesaj gönderdi. Her yerde internette haberlerdeydi. O kişiyi arıyordu. Sonra buldu mu bilmiyorum. Ama siz bulmuşsunuz. Evet. Ne yaptınız? Nereye haber verdiniz? Ben ilk başta metroda indikten sonra tanışmadığım için pişman oldum. Tanışmak için bir fırsat kolladım. Ben yazılımcıyım bu arada. Bir site kurdum. Genelde zaten otobüslerde, metrolarda, vapurlarda aşık olan bir milletsiz diye. Aslında daha çok tanışmak diyelim yani. Hakikaten çok merak ettim ve... İnternet sitesi mi kurdunuz efendim? Evet, bir tane internet sitesi kurdum. Okuduğu kitabın ismiyle. Bir de sosyal medyada bunu bir iki yere yaydım. Yani doğrusu ondan sonrası tamamen kendiliğinden gelişti. Yani hikayeyi beğendiler. Biraz daha trajikomik yazdım. Sonra çok yayıldı. Birçok haber sitesinde falan da... Yayıldı ve sonra arkadaşınız bunu gördü. Evet okuyor. Dedi ki, bu işte sizin... Rüya sen de o tarihteydin falan dedi. Çünkü onu da çağırmıştık. O katılamamıştı bize. Kız gri ojeliymiş. Nereden bulacaksa dedi böyle. Siz gri ojeli diye bir not da geçtiniz. Evet. Evet. Yani gri ojeli... Kitap sayfalarını çevirirken baktınız. Yani çok göze batan bir griydi. O yüzden... Sonra okuduğum kitabın adını yazmıştı. Ben, o benim. Çok şaşırdım yani hiç böyle bir şeyle karşılaştım. Siz de internete haber verdiniz, o benim diye. Yok, hayır öyle o. Sonra Facebook'tan yazdım. Ne yaptın sen dedim, ortalığı ayağa kaldırmışsın. Direkt buradan gelsin. Sonra öyle tanıştık. Peki, görüştüm. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkürler. Bir yıl, 4 aydır birlikteyiz. Şahane. İnşallah bir ömür boyu devam edersiniz. Peki, yarışmaya geçebiliriz artık. Geçebiliriz. Hazırsanız efendim, kuralları biliyor musunuz? Biliyorum. Yarışma başlıyor. Başlıyor. Halk arasında bir işe girişen, o işin güçlüklerini veya masraflarını göze almalıdır anlamında kullanılan söze göre nereye giren terler? A. Solaryuma. B. Hamama. C. Jacuzzi'ye, D. Sauna'ya. B. Hamama son karar. İkinci soruyla devam ediyoruz efendim. Seyyar satıcıların eskiden adını söylemeden önce bebelere diyerek sattıkları şey hangisi olurdu? A. Tıraş bıçağı. B. Çiğ köfte. C. Balon. D. Baklava. C. Balon son karar. Heyecanlıyım. Tebrikler, 1.000 lira kazandınız. Heyecan devam ediyor mu? Biraz. Sırada üçüncü soru var efendim. 2.000 lira değerinde geliyor. Bu film beni hiç sarmadı diyen biri izlediği filmi nasıl bulmuştur? A. Sıkıcı. B. Merak uyandırıcı. C. Heyecan verici. D. İlgi çekici. A. Sıkıcı son karar. Bir filme sonuna kadar şans verir misiniz? Ne kadar şans verir? Genellikle şans veriyorum. Özellikle yani sıkılsanız da sonuna kadar izliyor musunuz? Genellikle evet, çünkü Cihan tam bir film kolik. Hem onu kırmamak için hem de açıkçası filmlerden çok şey öğreniyorum. Özellikle bilim kurgu. Peki. Seviyorum, şans veririm. Sıradaki sorumuz sesli bir soru efendim. 4. soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinliyoruz hep birlikte. Müziğini dinlediğiniz şarkıda hangisi için bir başka oluyor denir? A. Marmara geceleri. B. Karadeniz sabahları. C. Ege ikindileri. D. Akdeniz akşamları.
bir de. Ve Akdeniz akşamları son kararım. Ateş varsa bir de gitar mutlaka söylenmesi gereken şarkılar. Hele o gitarı ilk öğrenenler. Sırada beşinci soru var efendim. 5.000 lira değerinde geliyor. Schiphol Havalimanı'na indikten sonra Van Gogh Müzesi'ni ziyaret edip sonrasında Vondel Park'ta dinleniyorsanız neredesiniz demektir? A. Londra. B. Brüksel. C. Amsterdam. D. Strasbourg. C. Amsterdam son karar. Gittiniz annem. Mi? Evet, Amsterdam'a gittik. Kaç ayrıca annem ressam. Beraber? Henüz bir. Ama Türkiye'de birçok yere gittik. Ben daha önce çok gitmemiştim. Biz biraz gurme gezisini seven bir çiftiz. Antep, Antakya, Adana, ama Urfa. Ama ikiniz de formunuzu koruyorsunuz. Cihan 15, ben 5 kilo aldım. Son bir yılda. Böyle devam edeceğiz. Biz edeceğim. Evet, böyle giderse obez bir çift olacağız. Sırada 6. soru var. 7500 lira değerinde efendim. Devam ediyoruz. Kelime içindeki sessiz harflerin kirbit, kayrola, eşki örneklerindeki gibi yer değiştirmesi olayına dil bilgisinde verilen ad hangisidir? A. Benzeşme. B. Göçüşme. C. Ulama. D. Yumuşama. Seyirci joker hakkını kullanmak istiyorum. Pekala. Sevgili seyirciler, kelime içindeki sessiz harflerin kirbit, kayrola, eşki örneklerindeki gibi yer değiştirmesi olayına dil bilgisinde verilen ad hangisidir? A. Benzeşme. B. Göçüşme. C. Ulama. D. Yumuşama. Süreniz 10 saniye. Seyirciler birbirine yakın cevaplar vermişler. En azından iki şık öyle. %38 ile 5 şıkkı göçüşme önde gidiyor efendim. İkinci sırada A şıkkı benzeşme. Evet. Birbirine çok yakın cevaplar oldu. O yüzden aklım karışık. Dil bilgisi konusunda pek... İyi sayılmam. Sizce hangisi olabilir? Ben benzeşmeden yana aslında görüşüm ama. On saniyeniz kaldı. Evet. A benzeşme son karar. Evet, göçüşme. Evet, birbirine çok yakın cevaplardı. Benzeşme, hani kirbit değil de kibrit olduğu için o şekilde mi düşünüyorsunuz? Yani nedense benzeşme daha yakın geldi. Göçüşme çok, evet. Sağlık olsun efendim. Sağlık olsun. Sizi tanıdığımıza mutlu oldum. Ben de, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Oğuz Demirci geliyor. Merhaba, buyurun. Tam müzik bittiğinde burada olmalıyız. Evet, tam müzik bittiğinde buradaydım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Murat'cığım. Siz nasılsınız? Bizler deyiz Oğuz Bey. Biraz tanıyalım sizi. Oğuz Demirci. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Karabüklüyüm. Üniversite okumak için geldim. Dönmeyi de düşünmüyorum. Bayağı bir ne sevdim. Ne okuyorsun? Sosyal hizmetler bitirdim. İş aradım, iş bulamadım.
kendi alanımla alakalı. Ardından da şu an bir çağrı merkezinde çalışıyorum. Buradaki hayatımı idame ettirmek amaçlı çalışmak zorundayım. O yüzden çalışıyorum. Kardeş var mı? Üç kardeşiz. Üç tane erkek kardeşiz. Macit, Mucit derler. Üç erkek kardeşiz, öyle bir... Onlar neredeler? Onlar Karabük'teler aslında. Çalışıyorlar. Kendi işleri var. Orada çalışıyorlar. En küçük sen misin? En küçükleri benim içlerinde. En gereksiz olarak gördükleri benim. Estağfurullah. Bu şekilde... Ne icat ediyorlar da lakapları Mucit? En büyük abim özellikle kendisi araç yapıyor. Arabaları yapıyor. Bu arabaları mı efendim? Evet, bu arabaları yapıyor. Dededen gelen bir hastalık aslında bize bu. Çok önceden bir araba vardı. Özellikle sağdaki... Sağdaki hız için inanılmaz seri bir şey. Ve hep benim olsun istemişimdir ama hiçbir zaman abim bana hediye etmedi. Bir tur daha attırmıyor mu hiç? Yok, onu yapıyorum. Onu istediği, onda özgürsünüz ama sizin adınız olması bambaşka bir şey. İnşallah. O yüzden bu şekilde arabalarla uğraşıyoruz. Bu işi büyütür yani daha da. İnşallah diyelim. Elinden geliyor açıkçası. Kimlerle beraber geldiniz efendim? Ev arkadaşlarımla birlikte geldim. Aynı zamanda çocukluk arkadaşım. Oğuz ve Alper ile. Merhaba Murat Bey. Benim ismim de Oğuz. Yani aynı ortak çevrede aynı isimle olmak bazen sorun yaratıyor ama bir şekilde hallediyoruz. Oğuz mesela? Çocuk... Yani işte bazen ona soy ismiyle sesleniyorlar. Bazen bana falan. Öyle değişik şeyler oluyor. Ya da ikimiz cevap veriyoruz. İkimiz de üstümüze alınmayabiliyoruz. Öyle şeyler oluyor. Çocukluktan beri arkadaşız işte dediğim gibi. Ben Marmara Üniversitesi mezunuyum. Edebiyat öğretmeniyim. Şu an alanımda çalışmıyorum. Başka bir kurumda devlet memurluğu yapıyorum. Demirci bugün ne yapar? Ben umutluyum ya. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani heyecanlı da gözükmüyor şu an konuşmalarından anladığım kadarıyla. Sakin görünüyor. Umarım iyi yerlere gelecektir yani. Ondan heyecan var mı? Çok az heyecan var ama çok az heyecan iyidir. Hiç olmamasından iyidir. Siz efendim? Merhabalar, Alper ben de. Oğuz'un ev arkadaşıyım. İki Oğuz'un ev arkadaşıyım. Benim için sorun oluyor zaten aslında. Ben de o yüzden Oğuz'a Demirci olarak hitap ediyorum. O da bana soyadımla hitap ediyor. O şekilde anlaşıyoruz. Ben de öğrenciyim. Sinema okuyorum. Oğuz gerçekten sakin görünüyor. Ben de inanıyorum güzel bir sonuçla çıkacak inşallah. İnşallah efendim. Kuralları biliyoruz. Biliyorum. Yarışma başlıyor. Bir işe başlar başlamaz gerçekleşen olaylar için kullanılan ve dakika bir şeklinde başlayan sözün devamı nasıldır? A. Gol 1. B. Faul 1. C. Offside 1. D. Korner 1. A. Gol 1. Son karar. Tebrikler. Dakika 1. Gol 1 oldu. Sırada ikinci soru var efendim. Gelsin lütfen. Bir çocuk tekerlemesinde kendisi için gak dedi, çık şu dala, bak dedi denen ve budala olarak nitelenen hayvan hangisidir? A. Serçe, B. Doğan, C. Kartal, D. Karga. D. Karga son karar. Tebrikler, 1000 lira kazandık. Teşekkür ederim. Sırada üçüncü soru var. Gelsin efendim. Hangisi çok pahalı anlamında kullanılan bir ifadedir? A. Kıvılcım pahası. B. Duman pahası. C. Ateş pahası. D. Kül pahası. C. Ateş pahası. Son karar. Bu şekilde devam edebiliyor muyuz? Bu şekilde mi devam? Bu şekilde devam edelim Murat Bey. Gayet iyi olur. Kiradasınız. Evet, kiradayız. Nasıl, ateş pahası mı kira? Ateş pahası. İster istemez ateş pahası. Faturalardı, onlardı, bunlardı, ateş pahası. İnşallah Allah ödeme kolaylığı verir efendim. Sırada İnşallah. Dördüncü soru var. 3000 lira değerinde. Gelsin lütfen. Kesişim, birleşim ve kapsama ifadelerinin geçtiği bir matematik dersinde muhtemelen hangi konu işleniyordur? A. Oran orantı, B. Köklü sayılar, C. Ondalık sayılar, D. Kümeler. D. Kümeler son kararım.
Türkiye'deki kesişim kümesi de Oğuz mu oluyor? Kesinlikle. Sırada 5. soru var. 5000 lira değerinde. Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlalarına ne ad verilir? A. Cemre. B. Çiğ. C. Kırç. D. Don. Güzel bir yerden geldi. Bir Karadenizli olarak bu soruyu bilmemek ayıp olurdu. B. Çiğ. Son karar. Sırada 6. soru var. Hiç joker kullanmadık. Maşallah diyoruz. 7500 lira değerinde. Geliyor efendim. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Repliği hangi film karakterine aittir? A. Vito Corleone. B. Tony Montana. C. Tyler Durden. D. James Bond. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Bir fikrim yok bu konuyla alakalı. Ben burada telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyalım efendim. Vahit Erçin, Tayfun Yeşil Şerit, Ali Abbas Fidan. Ali Abbas Fidan. Aramak istiyorum. Kimdir kendisi? Ali Abbas Fidan bizim arkadaşımız. Sinema okuyor. Bu tarz şeylere bilgisi olacağına inanıyorum. Bilecektir üzerinde. Bence. İnşallah. İnşallah. Ali Abbas Bey'i arıyoruz. Ali Bey, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz efendim. Size bir sorumuz olacak. Hazırsanız evet. Eğer sorumuz geliyor. Buyurun. 30 saniye süreniz var. Buyurun. Ali, ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım repliği hangi film karakterine aittir? Vito Corleone, Tony Montana, Tyler Durden, James Bond. Vito Corleone. Emin misin? Eminim. Teşekkür ederim hacım. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. A. Vito Corleone. Son karar. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum Ali'ye. İnanın hiçbir fikrim yoktu. İyi oldu efendim. Kesinlikle. Kendisini aramanız. Sırada ikinci baraj sorusu var. Sesli bir soru. 15 bin lira değerinde. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinleyelim. Dinlediğiniz Küçük Bir Gece Müziği adlı eserin bestecisi kimdir? A. Mozart. B. Beethoven. C. Chopin. D. Haydn.
Teşekkür ediyorum herkese. Evet, tam jokerleri bitirmiştik ki. Allah'tan Mozart dedin. Aslında Beethoven ve Mozart arasında gidiyorum. Ama hani riske atmak da istemiyorum. Hani jokerleri sonuçta kullanmam gerekecek. Kendimi garanti altına almam gerekecek. O yüzden hem seyircilerin fikrini almak istedim. Beethoven gitmeseydi ne yapardım bilmiyorum. Mozart'la Beethoven kalsaydı inanın ne yapardım bilmiyorum. İki tane joker harcadık ama yine de sağlık olsun. İkinci baraj sorusu olan yedinci soruyu bildik. 15 bin lirayı garantiledik. Bir de çift cevap joker hakkımız oldu. O eklenecek ve eklendi. Güzel oldu. Arabadan başka bir şey yapıyor mu abiler? Ya biz aslında ilk olarak hani karada çok araba vardı. Hani karada o kadar farklı firmalar var. Biz ilk olarak aslında havadan başlamıştık olaya. Biz annedik ilk havadan girelim. Nokta atışı bir atış olsun. Abim ilk önce dedi ki helikopter yapalım. helikopter kararı hani nasıl çıktı, nasıl düşündü? Abimde şöyle bir özellik var. Abim ilkokul mezunu ve inanılmaz bir resim yeteneği var. Her arabayı yapmadan önce çizer. Ve aynısını çizer. İnanılmaz bir matematik zekası var. Hani hep diyordum bu çizdiğinin aynısını yapamayız. Ve inanın elimizde hiçbir şey yok. Hani terimleri belki bilmiyor olabilirsiniz ama spiral var. Demir kesmek için makine. Hani o demiri eğmek için bir makinamız yok. Onu havuzda bir demirimiz var bizim. O demire sıkıştırıp böyle eze eze şekil veriyoruz yani ona. Hiçbir makinamız yok. Çok pahalı çünkü makineler. Hani bu helikopterden... Bu şekilde uçak yapmayı düşündünüz. Bu şekilde yaptık. Yaptı mı öyle helikopteri? Söyleyeyim. Kesinlikle yaptık. Binen oldu mu? Binen oldu mu sorun aslında orada başlıyor. Ben size öyle söyleyeyim. Genelde abim yaptığı araç veya diğer şeyle kendisi kullanmaz. Her zaman bir aracı olur. Hani önce birilerini deniyor. Önce birileri deneyecek. Hani sonuçta o mucit orada ona zarar gelmemeli. Yapana zarar gelmesin. Gerisinin önemi yoktur gibi düşünürler. İlk bunu farelerde denedi. Yok, farelerde denemedi. Mehmet Ali abim de denedi. Ortanca abim, benim bir yaş büyük abim de denedi. Macit'te denedi. Evet. Tam olarak Macit'te denedi. Ben istemiştim aslında. Sen çok küçüksün. Hani saçmalama gibisinden benle iletişime girdi. Babam da izin vermedi zaten. Ortanca abiye karşı evet. Bir husumet var anladığım kadarıyla. Galiba var. Ben bunu açıdan hiç düşünmemiştim ama onun canına kastetti sanırım. Neyse her şeyi yaptık. Bize hafiflik önemliydi. Hani bu helikopterin hafif olması gerekiyordu. İnsan ağırlığı, çünkü elimizdeki motor güçlü bir motor değil. O pervane döndüğünde bunu havaya kaldırması lazım ve sürekli bu güç sarf ederek sürekli devam etmesi lazım. Onun için her şeyin hafif olması gerekiyor. Yaptığımız demirler, profil diye demirler var mesela, incedir, hafiftir. Bunları kullanıyoruz. Yakıt olarak da gazı kullanacağız. Ev tüpleri vardır, küçük tüpler. Biz bu tüpü kullandık. Küçük tüpleri kullandık. Neyse bu küçük tüplerin kafaları böyle geçirmelidir. Takarsınız. Biz normal her şeyi taktık. Tüplü helikopter yaptınız. Evet. Motoru çalıştırdık. Her şey güzel çalışıyor. 15-20 metre yüksekliğinde bir yere çıktı. Daha fazla çıkmasın zaten. Hani plan şu. Koşacak koşacak. Pervane dönmeye başladığı anda. Kim koşacak? Abim koşacak. Ayaklarıyla koşacak önce. Helikopter onun üstünde mi? Tabii o vücutta. Tamamıyla vücudunda. Vücudunda sarılı. O içerisinde ayakları ilkten koşacak. İlk önce havada desteğini alacak. Sonra helikopter yükselecek. Yani biz o kafadayız. O şekilde tasarlanmış bir şey. Neyse. Herkes merakla bekliyor. Annem bu şekilde camdan bakıyor. Yani yüzü kapalı bir şekilde camdan bakıyor. Mehmet Ali abi. Yani yine de 20 metre az değil. Oradan düşmesi, Allah göstermesi yine sıkıntı yani. Neyse Mehmet abim başladı koşmaya. Motor çalıştı. Her şey güzel. Pervane dönmeye başladı. Bir atladı. Bas bas bağırıyor. Uçuyorum, uçuyorum diye. Her şey yolunda. Her şey güzel gidiyor. Ve motor istop etti. 10 metre kadar gitti ve motor istop etti. Yılmaz abimin bir hareketi vardı. En büyük abim. Şöyle bir durdu. Bir yerde yanlış yaptık ama nerede? O anı unutmam. Yani unutmam. Böyle bir duruş yok. Kardeşi düşüyor. Yani düşüyor, böyle durdu. Hala mucitliğin peşinde. Evet. Abim yere çakıldı. Sağ ayağı ve sağ koluydu sanırım. Kırıldı.
Hani boynunda falan bir şey yoktu. Kask mask kullanmıştık. Biraz kendi güvenliğimizi almak istedik. Bu şekil atlatmıştık. Ama motor niye durmuş? Abim bunu niye yaptı yani? Motor neden durdu? Tüpün takılan yeri vardı böyle kafası. O çıkmış. Sağlam takılmamış sanırım. O takılmayınca otomatikman çıktı. Gazla gitmeyince motora ne olacak? İstop edecek otomatikman. Ateşleyen bir sistem yok. Otomatikman. Allah korumuş. Kesinlikle. Bir daha da helikopter yapmadı. O günden sonra biz dedik karaya yönelelim. Tabii. Karada bütün gücümüzü gösterelim. Karşılığını da aldık açıkçası. Çok mutluyuz. Hani kullanıyoruz. Kimse de olmayan bir şey. İstediğimiz yarışa giriyoruz. Allah sağlıkla kullanmayı nasip etsin amin, efendim. Amin. Sırada 30 bin lira değerindeki 8. sorumuz var ve çift cevap joker hakkımız saklı. Sorumuz geliyor. ...1912 yılında batan Titanic'in Barış Limanı hangi şehirdeydi? A. Washington, B. Los Angeles, C. New York, D. Boston. 1912 yılında... Film izlemiş miydin? Filmi izledim ve inanın buraya gelmeden önce de biraz şöyle hani bir göz gezdireyim dedim. Aklıma gelir ya da bilmediklerimle karşılaşırım gibi bir düşüncedeydim. Ve bununla karşılaştım. İnanın tepkim şu oldu. Böyle bir soru kesinlikle gelmez. Çok basit bir soru. Titanic'in kalkış ve varış noktasıydı. Nerede baktın? İnternet üzerinde böyle tesadüf bilgiler üzerine. Mesela farklı sitelerde yorumlar olur. Yorumlar yapılır. Ha, yarışma için bir şeyler bakayım aynen, derken. Aynen yarışma için bir şeyler bakayım derken karşılaşmıştım. Ve içimden şu cümleyi kurdum. Hani dedim ki imkansız yani bu kadar kolay soru sormazlar. Normal geçiştirdim daha derin sorulara baktım açıkçası. Neydi peki internette yazan varış? Okumadım hiçbir şekilde okumadım. Okusam şu an zaten soruyu okuduğum anda hani inanılmaz bir şey oldu içimde. Titanic'in varış limanı hangi şehirdeydi? Washington, Los Angeles, New York, Boston. Sahil tarafına kaysak. Keşke varsaydı o limanı. En azından bilmiş olurduk. O gemiye biniyorlardı. Benim burada kaybedeceğim bir şey yok. Ben çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Eminsin son kararın? Son kararım. Pekala efendim. Son jokerimiz olan çift cevap joker hakkını da kullandık. İlk cevabımız hangisi? İlk cevabım C. New York demek istiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararın? Son karar. Yes. Teşekkür ediyorum herkese. Hedeflediğim bir tutar diyeyim ama daha üstüne çıkmayı düşünüyorum açıkçası. Hedef kaç liraydı? Hedef 125.000'di benim için. Kesinlikle ve kesinlikle 125.000 alırsam kendime rehabilitasyon merkezi kuracağım. Kesinlikle ve kesinlikle hiç düşünmeyeceğim. Bir saniye bile. Bu şekilde... Abiden bir telefon gelir ama. Şu helikopterde yarım kaldığımız yerden devam edelim. Sanmıyorum helikopterden... Tüplü değil de... Şöyle bir riski var artık. 10 yaşında bir yeğenim var. Oğlu oldu en büyük abimin. Hani artık helikopter işine girmiyor. Hiçbir şekilde. Pekala efendim. Sırada 60 bin lira değerindeki 9. sorumuz var. Devam ediyoruz. 25 yaşına gelip evlenmeyen Danimarkalılara 25. doğum günlerinde hangisini yapmak adettir? A. Başından aşağı tarçın dökmek. B. 5 litre süt içirmek. C. Ayaklarını keçiye yalatmak. D. Çöpe atmak. Çok ilginç şeyler. Kaç yaşındaydın? 26 yaşındayım. Danimarka'da olsan şimdi çoktan ya çöpteydi. Evet ya çöpteydi ya ayaklarımı keçi alıyordu. Kesinlikle.
ilginç şeyler var. Çöpe atmak yakın geliyor niyeyse. Çünkü o kadar ilginç şeyler var ki. Görüyorum hani yok artık diyorum bu kadarı da olmaz gibisinden. Çöpe atmak yakın geliyor. Şöyle söyleyeyim, 5 litre süt içirmek, böyle bir şeyde litre veya bir baz yoktur. Bir baz göz önünde bulundurmazsınız. Hani dersiniz ki bunu yapacağım, süt dökeceğim dersiniz. Bunu litre veya şey bazında bakmazsınız diye düşünüyorum. Ayaklarını keçiye yalatmak... Bizdeki falaka gibi olabilme ihtimali var mı diye düşünüyorum. Ama bizdeki falaka çok farklı. Onun alakası olduğunu sanmıyorum. Başından aşağı tarçın dökmek. Danimarka ve tarçın. Cevap vermek istiyorum. Ama kararsızım. Çöpe atmaktaki amaç ne olabilir ki? 25 yaşına gelmişsin, evlenmemişsin, çöpe atmak... Bir amaç aramalıyız burada. Tahminimce bir amaç aramalıyız, bir amacımız olmalı bunun için. Arayalım. Evet, arayalım Murat Bey. Ben size neden 5 litre süt içirmek zorunda kalayım? Yani bazı inanışlarda hani öyle ölçüler olabilir. Bir mesaj vermek istemiş olabilir. Yani büyümedi süt içmesi. Biz düğünlerimizde mesela hani evlenenler için biz yumurta atarız. Bizim adetimizdir. Damada yumurta atarız mesela. Ama öyle şeylerin bazen sayıları oluyor. İşte şu kadar şunu yap. Vallahi biz 10 koli de atıyoruz. Bir koli attığımız da oluyor yani. O onda öyledir de başka şeyde ölçü yani, olabiliyor. Tabii ki yani. Daha farklı şeyler çıkabilir. Başından aşağı tarçın dökmek. 5 litre süt içirmek. Ayakları keçiye yalatmak. Çöpe atmak. Şekilde mantık yürütemiyorum. Bana hiçbir yerden kapı açmıyor. Hiçbiri kapı açmıyor. Ama kapı açmak zorunda. Ne yazık ki cevaplayamayacağım ben bu soruyu. Çünkü hiçbir şekilde mantık yürütemiyorum. Çekiliyor musun? Çekileyim. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Evet sevgili Demirci. Buyurun Murat 30 Bey. 30 bin liran hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ne cevap verecektin? İnanın çöpe atmak derdim. Çok ilginç geldi. Bunların olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım cevap neymiş? Başından aşağı tarçın dökmek. Hiçbir şekilde tarçın demezdim. Çift cevap şoker hakkında olsaydı ayaklarını keçiye yalatmak diyecektim. İkincisi şayet olmuş olsaydı. Hiçbir şekilde tarçın demezdim. Tarçınla Danimarka arasında bir bağdaş bir şey kurmaya çalıştım. Onu da kuramadım. O yüzden direkt elemiştim aslında kafamda. 30 bin liranız hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Siz tanıdığımıza mutlu olduk. Ben de çok mutlu oldum efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim efendim. Eda Beyza Aydoğdu geliyor. Merhaba. Buyurun. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ben hem Bursa'dan hem de Ankara'dan geliyorum. Nasıl oluyor efendim? Ankara'da öğrenciyim. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Bursa'da da ailem yaşıyor. Kendim de aslen Bursalıyım. Buraya gelirken de Bursa'yı arayıp öyle geliyorum. İyi yaptınız. Neler dediler size? Yani öncelikle arkadaşlarım çok şaşırdı. İlk mülakat için arandığımda tam matematik sınavı öncesindeydik. Ben o mutlulukla matematik sınavına girdim. Nasıl sonra, geçti sınav? Yani bizden çok iyi değildi ama finalim iyiydi çok şükür öyle diyelim.
Katılmak benim çocukluk hayalimdi bir de aslında. Küçükken çikolata kutularından bilgisayar yapıp arkadaşlarımla ilkokulda Kim Milyoner Olmak ister oynuyorduk. Hatta o çikolata kısmını ters çevirip orayı da klavye yapıyorduk. Muz, balon gibi hediyeler veriyorduk birbirimize. Bu şekilde... Hoş geldiniz efendim. Kimlerle beraber geldiniz? Annem ve teyzemle birlikte geldim. Merhabalar. İyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar. Ben Sevinç Aydoğdu. Eda Beyza'nın annesiyim. Bursa'da mı yaşıyorsunuz? Evet, Bursa'da yaşıyoruz. Emekli bankacıyım. Yıllardır gerçekten Beyza bunu hayal ediyordu ve bu akşam gerçekleştiriyor. İnşallah güzel bir anı olarak hatırlayacak. Sonu mutlulukla bitecek. İnşallah. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Ben de teyzesiyim. Bursa'dan geliyorum. Sevgi Eroğlu. Ben de başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir anı olur onun için. Bu gece. İnşallah efendim. Var mı bir tahmin? Yani ilk başta formu doldururken hedefim 125 bindi. Ama şu anda yani 15 bini öncelikle hedefliyorum. Bakalım inşallah ulaşabiliriz. İnşallah efendim. Hedefimize. Kuralları biliyorsunuz. Evet. Yarışma başlıyor. Bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usandığını anlatmak isteyen biri dilinde ne bittiğini söyler. A. Pil, B. Gül, C. Tüy, D. Pas. Dilinde tüy bitmek deriz. O yüzden cevabım C şıkkı, tüy. Son kararım. İkinci soruyla devam ediyoruz efendim. Halk arasında senet yerine geçebilecek bir belge veya sözleşme anlamında kullanılan ifadede senet dendikten sonra hangisi söylenir? A. Sepet, B. Sandık, C. Çuval, D. File. Yani senet sepet dendiğini düşünüyorum. Cevabım A şıkkı, sepet. Son kararım. Evet, bir kaza yaşamadan çok ilk barajı geçtik. 1000 lira kazandık. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sırada üçüncü soru var. Geliyor. İnternet sitelerine kaydolurken hangi bilgi girildiği sırada yazılan karakterler genellikle otomatik olarak gizlenir? A. Soyadı, B. Doğum tarihi, C. E-posta, D. Parola. Cevabım D şıkkı, parola. Son kararım. Sırada dördüncü soru var. Gelsin efendim. Komşu komşu, hu, oğlun geldi mi diye başlayan tekerlemenin devamında komşunun oğlunun ne getirdiği söylenir. A. Çanak çömlek, B. İncik boncuk, C. Çiçek böcek, D. Ekmek gazete. Bu tekerleme benim çok sevdiğim bir tekerlemeydi. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Cevabım B şıkkı, incik boncuk. Son kararım. Artık bırakın oğlunu, komşu komşuyu tanımıyor. Evet, böyle bir durum var günümüzde. Yani... Diyor, beşinci soruya geçiyoruz efendim. 5000 lira değerinde. Geliyor. 1200 liralık kira masrafını eşit olarak paylaşan 4 öğrenciden biri evden ayrılırsa kalan kişiler kişi başı kaç lira daha fazla ödemek zorunda kalırlar? A 50, B 100, C 150, D 200. Kendim mühendislik öğrencisiyim. Buraya gelirken en korktuğum şeylerden biri gelip bir matematik sorusunu yanlış yapmaktı. O yüzden öncelikle bir düşüneyim. 1200 lira, 4 öğrenci varsa kişi başı 300 lira ödüyorlarmış. Eğer burada 3 öğrenci kalırsa 400 lira öderler. O zaman her biri 100 lira fazla ödemek zorunda kalır. Kendim inşallah yani doğru yapmışımdır. Cevabım B şıkkı, 100.
son kararım. Matematik vizesi kötü geçti ama. Finali iyiymiş. Final iyiymiş gerçekten. Sırada 6. soru var. 7500 lira değerinde. Geliyor efendim. Denge yeleği ve regülatör hangi spora ait terimlerdir? A. Kayak. B. Dağcılık. C. Dalış. D. Yürüyüş. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyalım. Ece İnce, Ercan Pehlivan, Turhan Aydoğdu. Kimi arayalım? Ben Ece İnce'yi aramak istiyorum. Kendisi kimdir efendim? Kendisi benim liseden arkadaşım. En yakın arkadaşım. Birlikte TÜBİTAK'ın proje yarışmalarına katılmıştık. Arkadaşlığımız böyle başladı aslında. Ne iş yapar şu anda? Şu anda o da öğrenci. Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde okuyor. Mimarlık bölümünde. O zaman bu soruyu bilecektir diye tahmin ediyoruz. İnşallah, ben de öyle düşünüyorum. Ece Hanım'ı arıyoruz efendim. Ece Hanım, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim Milyoner Olmak İster programından arıyoruz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim Murat Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Hazır mısınız? Evet, hazırım. 30 saniye süreniz olacak. Soru geliyor efendim. Tamam, bekliyorum. Denge yeleği ve regülatör hangi spora ait terimlerdir? Kayak, dağcılık, dalış, yürüyüş. Denge yeleği ve regülatör hangi spora ait terimlerdir? Kayak, dağcılık, dalış, yürüyüş. Dalış. Emin dalış misin? Emin evet, misin? Eminim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, başarılar. İyi akşamlar Ece. İyi akşamlar. Arkadaşıma öncelikle teşekkür ediyorum. Ona güveniyorum. Cevabım C şıkkı, dalış. Emin misiniz? Son kararım. Sırada ikinci baraj sorusu var. Sesli bir soru. 15 bin lira değerinde. Tamam. Dinliyoruz efendim. Dinlediğiniz I Do It For You adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Joe Cocker. B. Bryan Adams. C. Bruce Springsteen. D. David Bowie. Ben bu soruda seyircilerimize danışmak istiyorum. Tabii ki. Evet. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz I Do It For You adlı parçayı kim seslendirmektedir? A. Joe Cocker. B. Bryan Adams. C. Bruce Springsteen. D. David Bowie. Süreniz 10 saniye. Seyirciler birbirine yakın cevaplar vermişler ama en ön sırada %34'te D şıkkı David Bowie var efendim. O zaman yarı yarıya joker hakkımızı da kullanmak istiyoruz. İki tane yanlış cevap veriyoruz biz de sizin için. Geriye kalan cevaplar A. Joe Cocker, B. Bryan Adams. Ben çekilmek istiyorum Murat Bey çünkü hiçbir fikrim yok. Emin misiniz? Evet, son eminim. Kararım. Son kararım. Bir tahmin alalım. Yani ben herhalde Bryan Adams derdim. Bakalım cevap neymiş. Bryan Adams efendim. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun 7500 lira. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Teşekkürler. Ben buyurun. De çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
Evet, kim milyoner olmak ister? Bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar. Thank you.